Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer hazirum, kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 23 Ekim 2024 günü hain bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden 5 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılara acil şifa dileklerimi iletmek istiyorum. Bugün şanlı geçmişimizin aziz hatıraları ile ümitli olduğumuz istikbalin mühim hedefleri arasında büyük bir mesuliyetin yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. 1000 yıl önce Malazgirt ile başlayan kutlu yolculuk hiçbir zaman durmamış, kimi zaman fetih yolu ile, kimi zaman da gönül inşası yolu ile her zaman devam etmiştir. Ecdadımız en güçlü olduğu dönemlerde dahi kuru bir cihangirlik davası için değil, hak ve adaletin tesisi için gayret etmiş, çabalamıştır. Bugün dahi o coğrafyalar aziz ecdadın ismini sayıklamakta ve tekrardan gün yüzü görmemektedir. Kıymetli pazar yerliler, bizler devletimizin 101. yılında tarihe sadece bir hatıra gözüyle bakamayız. Bu coğrafya birçok savaşa şahit olmuştur. Bugün de savaş ilk önce yanı başımızda Gazze'de başlamış ve dünyanın suskunluğu ile Lübnan'a kadar ilerlemiştir. Sınırımızın sadece 170 kilometre ötesinde bir insanlık dramı yaşanmaktadır. İstiyorsan sulh-u salah, daim hazır ol cenge, darb-ı mesele muvacihesince daima teyakkuz halinde bulunmak zorundayız. Aziz hemşehrilerim, bu topraklar işgal görmüş fakat esaret görmemiştir. Bu topraklar ihanet görmüş ama teslim görmemiştir. Velhasılı bu topraklar her türlü melaneti görmüş fakat cesaretinin kırıldığını görmemiştir. Bu cesaret kendini Mohaç'ta göstermiştir. Bu cesaret kendini Nazif Paşa'da göstermiştir. Bu cesaret kendini 15 Temmuz'da göstermiştir. Bu hasletler öldü denilen her nesilde tekrardan dirilmiş. Bu sebeple ümit var olunuz. Milli şairimiz Mehmet Akif'in de dediği gibi, Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Sevgili gençler, burada ifade edilen Ati sizlersiniz. Burada ifade edilen istikbal sizlersiniz. Burada ifade edilen gelecek sizlersiniz. Sizlerin gayreti, aşkı ve çalışma azmi ülkemizin ikinci yüzyılını imal edecek. Her nesil kendi yetiştiği çağa yetişmek durumundadır. Çağın gerektirdiği donanım ve hasletlerle bezenmek birinci vazifeniz olmalıdır. Her biriniz medeniyetimizin temel belirleyicisi olan değerleri mihenk taşı ile belirleyecek ve kendinize geniş bir ilerleme alanı çizeceksiniz. Yeni dünya sizlerin sırtında yükselecek. Zulüm bitene, hak ile adalet hakim olana kadar mücadele edeceksiniz. Şair Erdem Beyazıt'ın da dizelerinde ifade ettiği gibi. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalının çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve imanın güneş yüzlü çocuğu. Kıymetli pazar yerliler, aziz hemşehrilerim ve sevgili gençler. Devletimizin ikinci yüzyılını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ikinci yüzyılında nice başarılara imza atması, duası ve temennisiyle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.